Merhaba, İsviçre'deki en yakın arkadaşın Deniz ben. Bugün İsviçre'de resmi tatil, Perşembe günü. Hava da çok güzel, evdeyim, balkona oturdum. Bir yandan da eşimi izleyebiliyorum tam bu noktadan. Benim arabanın lastiklerini değiştiriyor aşağıda. Dove sei? Fırsat birkaç güzel soruya yanıt vermek istedim sizden gelen. Artık sadece Türkiye'de değil de Fransa'da, Avrupa'nın herhangi başka ülkelerinde, işte Almanya'da vesaire yaşayan Türklerden de çok güzel sorular gelmeye başladı. Şöyle bir soru var. Atıyorum işte Fransa'da yaşıyorum, Almanya'da yaşıyorum. Bizim İsviçre'ye taşınma durumumuz nasıl olur Deniz Hanım gibi. Öncelikle eğer Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde vatandaşlığınız varsa, Avrupa vatandaşı iseniz, tabii ki İsviçre'ye gelmenizde kolaylık sağlayabiliyor. Ne gibi? Atıyorum, eğer bir iş buldunuz veya İsviçre'ye gelmek için bir şekilde bir bağlantı kurdunuz. Bu iş açmak olabilir, işte dediğim gibi herhangi basitten gidecek olursak bir iş buldunuz, bir işverenle anlaştınız. Tabii ki işlemler çok daha hızlı olabiliyor. Çünkü ülkeler arasında kolay anlaşmalar olduğu için bürokrasi, kağıt işlemleri vesaire daha hızlı ilerleyebiliyor. O yüzden artısı var. Fakat yine de mutlaka buraya geldiğinizde bir tabii ki oturum iznine başvurmanız gerekiyor. Yani iş bulduktan sonra o süreçler aynı. İzin istiyorsunuz, izniniz geliyor ve o şekilde taşınabiliyorsunuz. Yani aslında Türkiye'de yaşamaktan farkı, bir Avrupa ülkesinde yaşıyor olmanın farkı tabii ki kağıt işlemleri biraz daha hızlı olabiliyor. Onun dışında süreç aslında aynı. Mutlaka yabancılar ofisine bir başvuruda bulunuyorsunuz. Oradan izin gelmesini bekliyorsunuz ve bütün işte yaşama, oturum izniniz vesaire o şekilde resmileşiyor. Yani eğer vatandaşınız varsa Avrupa içerisinde artısı var. Evet, doğru, ama benim kişisel en büyük tavsiyem mutlaka İsviçre dillerini konuşuyor olmak. Çünkü Avrupa vatandaşıysanız ve dil konuşmuyorsanız, atıyorum Almanca biliyorsunuz büyük ölçüde, Fransızca ve İtalyanca dillerinden herhangi birini konuşmuyorsanız şansınız bence yine yani düşük oluyor. Çünkü sadece vatandaşlık yeterli olmuyor. Mutlaka ülkeye adapte olabilmek, işte uyum sağlayabilmek açısından bu dil özelliği, hani dil bilme kalitesine bakıyorlar. O yüzden benim tavsiyem iş bulabilmek ve iş bulabilmek için dil bilmek çok önemli. Sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.